Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında enkazdan çevreye yayılan tozlar toplum sağlığını ciddi manada olumsuz etkiliyor. Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan yıkımla birlikte ortaya çıkan toz var. Bu toz bulutunun insan sağlığına büyük tehlikesi var efendim. Risk altındayız aslında hepimiz. Şu anda da görüyorsunuz ortaya çıkan o asbesti. Bu tozları soluduğumuz zaman akciğer problemi olanlarda ağır hasar olabileceği için akciğer yetmezliğine de dönüşebilir. Uzmanlar enkaz kaldırma sırasında çıkan asbest riskinin sağlık açısından neden olacağı rahatsızlıklar için uyarılarda bulundu. İşte bu konuya hassasiyet gösterilmesi adına da bizler vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunalım. Ki uzmanımızdan önemli uyarılar var. Her ne kadar sulama işlemleri gerçekleştirilse de bu toz bir şekilde ortaya çıkıyor ve rüzgarın etkisiyle uzak mesafelere kadar gidebiliyor ve ilerleyen safhalarda çok ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Belediyelerin veya yıkım ekibinin bir fazla tozun dağılmaması için inşaatı yıkarken ıslatarak yıkmaları gerekir. Çünkü bu irademiz dışında olan bir şey değil. Bilerek yıkıyoruz. Çevreyi kirletmemek adına yıkılacak binanın etrafında tekstil ürünleriyle tedbir alarak yıkabiliriz. Ayrıca orayı ıslatmak da en önemli çözümlerden biri. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Markasi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Hanefi Dağoğlu enkaz tozlarının içinde barındırdığı riskleri anlattı. Şimdi asbest bizim beyaz badana toprağı dediğimiz toprakta bulunan bir madde. Bu toprağı Maraş'ta biliyorsunuz şire yaparken kullanırlar. Onu süzmek için kullanırlar. Eskiden de badana için kullanırlardı. Akciğer ve akciğerin zarı dediğimiz plevra da en önemli kanser nedenlerinden biridir. Bunu soluduğumuz zaman bunun küçük partikülleri, 2 milimden küçük partikülleri akciğere kadar inip akciğeri tahriş ediyor. İğne gibi düşünün, mikroskobik bir iğne gibi düşünün. Onu tahriş ederek kansere neden oluyor. Sigaradan sonra en önemli akciğer kanseri nedenidir. Onun için bundan mutlaka sakınmak lazım. Benim tavsiyem bunu tabii o şire yapmada da kullanılmaması. Onu da mermer tozu kullanarak vatandaşlarımız yapabilir. Yani benim Maraş'ta gözlediğim o. Şimdi bu asbest özellikle su borularında eskiden kullanılırdı. Günümüzde yasaklandı ama eski inşaatların hepsinde asbest var. Tabii hem asbest açısından bakacağız hem de yıkılan binaların asbest dışı tozlarına da bakmamız gerekiyor. Yine yıkılan binalara seyirci olarak giden insanlar oluyor. Kesinlikle çok sakıncalı. Hem kaza olabilir hem de o tozların solunmaması gerekiyor. Ayrıca o tozları solma ihtimalimiz varsa mutlaka maske takmamız gerekiyor. Yani ama maskenin, normal cerrahi maskenin partiküllerinden de geçebilir asbest. Bunu iyi bilmek lazım. Mümkün oldukça eğer çevremizde bir ev yıkılıyorsa pencereyi kapıyı kapatıp içeri hapsolmamız, mümkün oldukça o bölgeden geçmememiz gerekiyor. Yıkım ekibinde orayı suyla ıslatıp yıkması gerekiyor. Asbest soluduğumuz zaman o asbest partiküllerinin akciğerimizi tahriş etmesi lazım. Tahriş ettikten yaklaşık 8-10 yıl sonra akciğer kanseri ortaya çıkar. Evet. Yani hele hele sigara da varsa bireyde bu risk daha da artar. Ama alerjik astımı olan hastalarda bir kalp astımı var, bir de alerjik astım var. Alerjik astımı olanlarda alerji artacağı için astım tablosu alevlenir, ağırlaşır. Bu durumda akciğer yetmezliğine de dönüşebilir bu.